Siyahımsı ve beyazımsı tonlamalar çok güzel. Harika. O zamandır aslında yumurta bekliyordum. Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de brakel cinsimizle alakalı bir video çekelim dedik. Şimdi artık havalarda yavaştan ısınmaya başladığı için inceleme videolarına başlayalım istedim. Bugün ilk inceleyeceğimiz hayvanlardan birisi brakel tavuğumuz. Evet. Daha önce brakel horozlarından bir tane inceleme yapmıştık. En güzel horozu seçerken kümesteki. Şimdi ise bizim brakel tavuğu elime geçti anlık itibariyle. O yüzden dedim ki getireyim biraz da brakel tavuğumuzu inceleyelim. Bakalım brakellerimizin tavuğu nasılmış. Dedik bir de ona bakalım. Brakel tavuklarımızdan sadece biri şu an elimde. Şükürler olsun. Bu arada İnşallah yakın zamanda da yumurta salmaya da çıkacaktır brakel tavuğumuz. Bekliyorum. Brakel ırkı Emrol'un kümesinizde isteyebileceğiniz bir ırk diyebilirim. Diyeceksiniz ki neden? Arkadaşlar brakel çoğu yetiştirici tarafından bazı yerlerde tercih edilmiyor. Dayanıksız olduğu içinmiş. Nedeni ise şöyle. Benim kümeste bir sıkıntı yaşamadım. Yani iyi gidiyorlar. Ama olabilir yani. Narin hayvanlar olabilir ama kafes içerisinde bakacaksanız bence çok da narin değiller. Bir de adaptasyon olan bu sistemde civcivden büyütürseniz bu hayvanı ortama adapte olacağı için adaptasyonla birlikte bence çok rahat bir şekilde kümes ortamlarında bir brakel bakabilirsiniz. Brakeller biraz yabani hayvanlar. Yani uysal değiller. Kesinlikle böyle uysal bir şey arıyorsanız bir brakel tercih etmem. Ama bir görüntü, bir güzellik arıyorsanız bence bir brakel tavuğu ve horozu muazzam olacaktır kümesiniz için. Bakın ayaklarına bakın. Narin ince bir ayak yapısına sahip. Şu vücut yapısı da küçük arkadaşlar. Çok büyük değil. Normal bir tavuk. Minyum yani. Zaten bunların gallus gallus ataları var. İsmi gallus gallus. İşte bu isimde Google'da arama yaparsanız zaten onlara benzediği çok belli. Biraz yabani hayvanlar. Bir beç tavuğu gibi biraz yabaniler. Ama güzeller. Ha elinizde sürekli beslerseniz evcilleşebilirler. Lakin benim gibi kümeste, kafeslerde besleyecekseniz evcilleşmesini pek beklemeyin. Çünkü brakeller o kadar evcil hayvanlar değiller arkadaşlar. Ver asıl kelam. Canım benim. Şu renk tonunun güzelliğine bakın. Kanatlarındaki şu siyahımsı ve beyazımsı tonlamalar çok güzel. Zaten sırf ona sebep bile bu tavuk kümeste bakılır arkadaşlar. Renk tonlamalarını görüyor musunuz? Ne kadar düzenli, ne kadar güzel. Allah ne güzel yaratmış. Kafasındaki beyaz tonlama küpesi, gri bir küpesi sahip. Beyaz pembimsi bir küpeye de var alt tarafa doğru bakınca. Gözlerinin siyah tonlaması, kafa yapısı ve mizacı çok muhteşem. Bu videomda da söyleyeyim, ilerleyen vakitlerde sınırlı sayıda sahiplendirme yapacağım yumurtalardan, yani isteyen arkadaşa gönderme yapacağım. Bunun da Facebook sayfamız üzerinden duyurusunu yaparım elimde yumurta olunca. Ama şimdilik ne yazık ki yok, değil mi? Bekliyorum. İnşallah ilk üretimi ben mi yapmam lazım, sonrasında sizlere dağıtacağım. Böyle bir tavuk arkadaşlar. Birazdan da şimdi kümeslerine gideceğiz, kafeslerine gidelim. Hayvanlara bir bakalım, gezinelim. Horozu göstereyim, diğer tavuk kardeşini göstereyim bunu. Sonra da bakarız keyfimize, değil mi? Ana, ana, tatlıya bak, tatlıya bak, tatlıya bak. Ana, Nina, 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 kafa kafa. Siz de kimsiniz? Öpesim var, yiyesim var, kıt yaşım var. Şu yanaklarını tatlıya bak, dinak dinak. Anak, anak, kızım, 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 anak, oğlum. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, arkadaşlar şimdi ise isterseniz kümese doğru gidelim. Hayvanlarımı hem yerine bırakayım hem de oradaki ortamlarını biraz gözlemleyelim. Bakalım orada nasıllar ve orada da biraz sohbet ederiz sizinle. Geldik brakellerin yanına. Brakolar. Şu an elimde tuttuğum tavuk şuydu arkadaşlar. Üst tarafta. Bu da horozumuz. Bu da klimamız. Ötüyor. Şşt.
Şuna bir isim takamadık. İsim takalım mı sizlerle birlikte bu videomuzda? Şu horozumuza güzel bir isim bekliyorum arkadaşlar. İşte. İşte. Yakışıklı. Canım benim. Bak fare gider orada da. Ben artistlerim şu an. Artist. Allah Allah. Hadi artist. Artist horoz. Çok artist arkadaşlar bizim Braco. Bak 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 bak. Lan tavuğum da geldi. Biraz horozdan biraz korkuyorlar. Tavuklar hemen kutuya giriyor. Vuracağım. Uzun kuyruk. Kuyruk sökümüne bakın. Maşallah. Oo, hanımefendi. Şşt. Hala buna. Hala. Şu an bana gövde gösterisi yapıyor arkadaşlar. Yani normal olarak. İki tane de horoz kafes arkasında. Şimdi Legbar horozumuz da buna gövde gösterisi yapıyor. İkisi birbirine sürekli gövde gösterilerinde bulunuyorlar. Gördüğünüz gibi. Ama arada tor var. Tavuklarımıza bakın. Hadi çık kızım, sen de gel. Sen de gel. Hadi bakalım. Bırakolar sizi. Şuraya yeni follukları içeri cici ünitesi yaptığımız için diğer follukları arkadaşlar kafeslere dağıttım. Yüksek bölgelere birkaç folluk bıraktık ki hayvanlar rahat rahat buralarda daha güzel yumurta salacaktırlar. Çünkü tavuk kısmın yüksek yerleri seviyor arkadaşlar. Tavuklar horozlardan çok korkuyor. Horozlu ikisi de. Allah Allah. İşte çocuklar siz içeride ne yapıyorsunuz? Çok ürkütmek istemiyorum. Ani hareketlerde brakel tavukları çok hızlı bir şekilde ürkebiliyorlar. O yüzden dikkatli bir şekilde hareket edeceksiniz. Brakellerin yanına girdiğiniz zaman horoz halinde derdi benle arkadaşlar. Kümesteyim ya artık peşimde dolanır durur. Folluğun içinde bir yumurta gördüm. Yeni salmış sanırsam. Brakellerden hangisi yumurtaya çıktı? Oo. İşte bu durum çok güzel oldu. Gerçekten arkadaşlar. Uzun zamandır aslında yumurta bekliyordum. Demek ki artık salmaya başlamış tavuklarımız. Yumurtayı almayacağım. Bir 24 saatte dursun burada. Ki yine oraya salmaya devam etsinler. İlerleyen vakitlerde daha rahat rahat yumurtaları alırsam daha da iyi olur. Holla holla. Hadi. Horoz, yavaş. Yine fare gidiyor. Fare. Çok fare var ya kümeste. Yapacak bir şey yok. Her kümeste olur. Bir salla sağ olsun. Neyse arkadaşlar yavaşla. Çıkıyorum brakel kümesinden. Şöyle şu tarafa da bakabilirsiniz. Klimlarımızı da göstereyim. O ki geldik brakeller yanına. Klimları göstermeden gitmeyelim. Gördüğünüz gibi ötüş sergiledi. Brakellerin yuvasına da yuvarların yuvasına da girelim. Yuvarların şeyi farklı. Hiç yumurta salmıyorlar. Bir aldığından beri. Ortam halinde adapte olamadılar. Bir tavuğu zaten ortama adaptasyonu neredeyse 7 günü alır arkadaşlar. Legbar horozumuz ve tavuğumuz iyiler. İlk günden beri biraz canları sıkkındı. Burada geldikten sonra solunumda sıkıntı olan şu iki tavuğumuz da vardı. Legbarlara da biraz sırıltı vardı. Tedavi uyguladım. Şimdilik tedavi işe yaradı gibi. 5 gün boyunca uyguladım sularda. Sorun yaşamadık arkadaşlar. Ama halen daha yumurta almadım. Şimdi ilk defa bu videoda sizlere birlikte bakacağım. Bu halen daha bana artistlik yapıyor arkadan bak bak. Artist. Hala artistlik yapıyorsun bak nereye kadar. Tavukları çağırdı yanına. Tavuklar yanına çağırıyor.
Sonrasında tavuklar tekrardan korkup kaçıyorlar horozdan. O çok dikkatimi çekiyor. Bir türlü çözemedim böyle kurtuk. Neyse, zamanla belli olur. Şimdilik iyi görünüyor. Hadi bir bakalım. Yumurta var mı? Hayır. Burada boş. Orası da boş değil mi arkadaşlar? Orada da yok. Burada var mı? Büyük ihtimalle burada da yok. Evet, halen daha yumurta yok. Şimdiye salmalar lazımdı ama salmadılar. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey. Hadi çıkalım buradan da. Tozu dumana kattır. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna gelelim. Bugün öyle dedim ki, tavuğu elime geçirmiştim. Bir kontrolden geçiriyordum elimden. Hayvanı dedim almışken bir inceleyelim tavuğumuzu yakından. İnceledik sizlerle birlikte. İlk yumurtamızı da gördük. Çok da mutlu oldum. İnşallah devamlı olarak yumurta salımına devam eder de bizler de artırabiliriz. Güvercinler etrafında dolaşıyorlar. Umarım hoşuna gitmiştir. Şu an ekrana çıkacak şu tarafta bulunan videolardan daha güzel videolara gidebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize çok mekken bakın. Hoşçakalın.